Profesör Doktor Ferhat Pirinççi bizlerle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Pençe 3 harekatı geçtiğimiz hafta sonu cumartesi günü başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak Sinat Hafteli'nin bölgesinde operasyonun başladığını söyledi. Ama biz Pençe operasyonlarına aşikarız. Mayıs ayında Hakurk'ta Pençe 1 başlatılmıştı. Pençe 2 de 12 Temmuz'da gerçekleşmişti. Şimdi Sinat Hafteli'nin bölgesinde gerçekleşiyor. Bu operasyonun diplomatik ve askeri açıdan ne ifade ettiğini öğrenmek isteriz sizden. Evet, bu operasyon da sizin de ifade ettiğiniz gibi bir öncekinin devamı niteliğinde. Aslında 2016'dan beri Türkiye'nin yeni bir savunma ve güvenlik konseptiyle devam ettirdiği sürecin bir parçası. Zamanlama açısından ve stratejik açıdan iki farklı kriter çerçevesinde değerlendirebileceğini düşünüyorum. Zamanlama açısından bakıldığında özellikle Türkiye'nin bir yandan Irak'ın içlerinde Kandil'e doğru geçmişten farklı olarak alan hakimiyetini sağlayacak şekilde terörle mücadele harekatına girişmesi, diğer yandan ülke içinde işte Kıran harekatı çerçevesinde gördüğümüz gibi ve gerek şehir içinde gerekse diğer kırsal kesimlerde gördüğümüz gibi terörle mücadele harekatının yoğun bir şekilde devam etmesi ve yine aynı şekilde Suriye'de yaşanan gelişmelerle beraber düşündüğümüzde eş zamanlı olarak Türkiye'nin bu operasyonu yürüttüğünü görüyoruz. Diğer açıdan stratejik olarak bakıldığında bu harekat sadece PKK'nın Türkiye'ye yönelik saldırılarına lojistik bir üsse darbe indirme değil, aynı zamanda Fırat'ın doğusunda olası bir askeri operasyonun da gündemde olduğu bir dönemde kuzey hattında, yani Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine varacak şekilde PKK'nın iletişim ana hattının yine aynı şekilde ciddi bir kesintiye uğraması orta ve uzun vadede söz konusu olabilecektir. Bu açıdan harekatın gerek zamanlamasının gerekse de planlamasının önemli olduğunu, dikkate değer olduğunu söylemek gerekir. Evet, şimdi aynı zamanda yurt içinde de Kıran operasyonu var. Kıran operasyonu ve Suriye ile nasıl bir bağ var? Nasıl değerlendirirsiniz? Ya sadece Kıran operasyonu değil açıkçası. Ben Irak'taki bütün operasyonları ve Kıran operasyonu dışında Türkiye'de yürütülen terörle mücadele operasyonlarının da bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira bunların hepsi entegre bir planın parçası. Nihayetinde Türkiye'nin bir hedefi var. En başta ülke içinde terörle mücadele ve aynı zamanda terörle mücadeleye sınır ötesinden de önlem almak. Eskiden klasik anlamda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bir operasyon yapar. Mesela Kuzey Irak'a. Belli bir amaçlar gerçekleşene kadar operasyon sürer ve ondan sonra da alandan geri çekilirdi. Tekrar sınır güvenliği çerçevesinde, kendi sınırımız içinde güvenliği sağlamaya çalışırdı. Son dönemde farklı olarak özellikle birincisi yurt içinde PKK'nın yaz üstlenmesine geçmesi veya kış üstlenmesine geçmesinin ciddi bir şekilde engellenmiş durumda. Gerek bu Kıran harekatı gerekse de ondan önce yurt içinde meydana gelen harekatlarda. Aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde saha hakimiyeti, yani artık sadece savaş uçaklarıyla değil, insansız hava araçlarıyla değil veya sadece duyuma dayalı değil, aynı zamanda sahayı da içerecek şekilde, saha hakimiyetini de içerecek şekilde oraya gidip yeri karakollar ve gözlem noktaları kurup bir şekilde PKK'nın o alanı Türk Silahlı Kuvvetleri çekildikten sonra da kullanmasının engellenmesi durumu söz konusu. Bu açıdan bakıldığında bu alanlarda Türkiye güvenliği tam olarak sağladıktan sonra, yani PKK'nın faaliyetlerini tamamen durdurduktan sonra belli bir Irak merkezi yönetimi veya Kuzey Irak yönetimi olabilir bu, fark etmez ama belli bir otoriteyi bu alanı devretmeden çıkmayacak gibi görünüyor. Bu açıdan da önemsiyorum ben. Zira PKK'nın orada kendisine oluşturmuş olduğu ciddi bir etkinlik alanı vardı ve zaman zaman propaganda amaçlı yapmış olduğu yayınlarda veya söylemlerde bunu sıklıkla ifade ediyordu. Şu Pençe 3 harekatıyla gelinen noktaya baktığımızda o PKK'nın ifade etmiş olduğu o tırnak içinde gidilmez denilen alanlarda da ciddi bir lojistik darbe olduğunu düşünüyorum ben. Evet, şimdi hocam harekat hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı operasyonuyla bütünleşecek gibi duruyor. Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi aynı dönem içerisinde Kıran operasyonu da devam ediyor. Biliyorsunuz hafta sonu tekrar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus lider Putin'le telefonla görüşmüştü. Bu görüşmede ele alınan konular Suriye ve İdlib oldu.
Salı günü de Moskova'ya gitmesi bekleniyor. Bir ziyaret gerçekleştirecek, Putin'le tekrar konuşacaklar. Tabii her defasında biz bu görüşmelerden bir sonuç bekliyoruz. Özellikle de İdlib için. Bu görüşme sizce İdlib için bir çözüm olur mu? Ya çözüm olmasa bile en azından bir nefes alma aralığı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeşitli devlet liderleriyle yapmış olduğu zirve diplomasisinin daha önce de ciddi sonuçlar verdiğini gördük. Evet, iletişim ve diplomasi gerek Rusya ile gerek ABD ile gerekse de diğer aktörlerle sürekli olarak devam ediyor. Hem sahada hem masada iletişim halinde aktörler. Ancak zirve diplomasisinin diğerlerinden farklı olarak daha somut sonuçlar getirdiğini gördük. Geçmişte Putin-Erdoğan görüşmelerinde veya geçmişte Trump-Erdoğan görüşmelerinde ciddi bir şekilde zirve diplomasisinden sonuçlar çıkabildi. Ama şu anki yeni söz konusu Putin-Erdoğan görüşmesinde açıkçası hani çok sihirli bir değnek şeklinde İdlib'deki bütün sorunlara çözüm bulma veya Suriye krizinin geneline bir çözüm bulmaktan ziyade şu anda ciddi bir sıkışmışlık var. Bakıldığında Türkiye'nin hali hazırda eş zamanlı olarak Suriye'de ayrı ayrı gündemleri olduğunu görüyoruz. Irak'ta ayrı gündemleri olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin kendi içinde de terörle mücadele bağlamında ayrı gündemleri olduğunu görüyoruz. Bu anlamda şu anda İdlib noktasında özellikle rejimin son dönem saldırılarını arttırmasıyla ve ciddi bir sivil trajedinin tekrar göç akınının tekrar gündeme gelmesiyle ciddi bir krizin eşiğindeyiz. Bu krizin rahatlatılması açısından en azından tırmanmanın dindirilmesi açısından İdlib'e ilişkin görüşmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bunun haricinde Türkiye'nin çok çeşitli gündemi var. Hatta ben biraz daha Türkiye'nin ötesine götürmek istiyorum. Yani sadece Suriye, Fırat'ın doğusu ve batısı veya İdlib meselesi veya sadece Irak'la ilgili değil. Bakıldığında Libya'da ve dünyanın diğer çeşitli bölgelerinde de Türkiye'nin aktif bir şekilde hem diplomasi kartını hem de sahada aktif olmaya çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla her bir dosyanın ayrı ayrı takip edilmesi ve zaman zaman bu dosyalarda belirli ilerlemeler sağlanması söz konusu olacaktır. Şu andaki o İdlib'deki sıkışmışlık belki de rejimin saldırılarını durdurması en azından bir nefes alınmasını sağlayacaktır. Ama orta ve uzun vadede İdlib konusunun hatta Suriye krizinin ciddi bir şekilde çözüme ihtiyacı var. Bu ihtiyacın da en fazla farkında olan aktör Türkiye. Türkiye'nin buradaki önceliği salt terörle mücadele değil. Evet, terörle mücadele de önceliklenen bir tanesi ama İdlib'in ötesinde Suriye'de olası bir çözüm. Aynı zamanda başta mülteci dalgası engellenmesi olmak üzere hali hazırdaki mültecilerin de evlerine güvenli bir şekilde geri dönmesine imkan sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan da zirve diplomasinin önemli bir kez daha işaret etmek istiyorum. Evet, şimdi bununla birlikte tabii operasyonun aslında ilk sorduğum soruyla bağlantılı. Operasyonun askeri olduğu kadar da siyasi açısından da öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu durumda Türkiye Amerika'ya ve diğer güçlere hangi mesajı veriyor? Mesaj çok net. Türkiye her halükarda ve şartta terörle mücadele konusunda ödün vermeyecektir. Hı hı. Ve eğer Türkiye'yi Fırat'ın doğu kısmında çeşitli şekillerle oyalama taktiğine girişilirse, yani bu güvenli bölge veya barış koridoru diye ifade ettiğimiz alanda ABD ile Türkiye'nin beklediği sonuçlar alınmazsa, Türkiye eş zamanlı olarak ve hatta ondan önce de bu oluşturmaya çalışılan terör koridorunun en azından Irak'taki boyutuna bir kesinti daha getirip aynı zamanda bunu engelleme kudretine sahip olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Zira bakıldığında her bir harekatın farklı şekillerde tanımlanması ve farklı taktik hedeflerinin olması doğrudan doğruya Türkiye'nin son dönemde gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon kabiliyetiyle, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarat kabiliyetiyle, gerekse de teknolojinin savunma sanayisinde gelinen noktasıyla çok ciddi mesajlar içeren bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani hem eş zamanlı olarak PKK'nın üst düzey teröristlerine saldırılar düzenlemesi nokta atış şeklinde, eş zamanlı olarak Kandil'e doğru uzanan bir kol aşağıya doğru, eş zamanlı olarak yine bu son pençe 2 ve pençe 3 çerçevesinde yürütülen harekatlar ve yine bununla eş zamanlı olarak hem Afrin'de Elbaf'ta oluşturulan bir güvenli alan ve aynı zamanda Fırat'ın doğusuna yönelik de hazırlıkların olması net bir şekilde Türkiye'nin askeri kapasitesinin yeterli olduğunu, hazır olduğunu ve gerekirse de harekete geçmekten çekinmeyeceğinin mesajı aslında. Bu mesaj sadece ABD'ye değil, sadece Suriye rejimine değil, aynı zamanda da terör örgütü ve bu terör örgütüne destek veren diğer bütün aktörlerin yönelik de aslında ciddi netlikler içeriyor.
Evet, şimdi hocam biliyorsunuz rejim güçleri kritik öneme sahip olan Han Şeyhun'u ele geçirdi. Zaten kuşatma altındaydı. Önemli bir merkez. Bu olayları nereye doğru götürecek? Çünkü bunun arkasından gelen Türkiye'ye biliyorsunuz bir göç dalgası var. Türkiye'nin de bir eylem planı var. Evet, 800 bin kişilik göçle ilgili bir eylem planı var. Fakat göçü temenni etmiyoruz. Amerika'nın güvenli bölge oluşturmasında da bir an önce kurulması gereken ve harekete geçirilmesi gereken konular da mevcut. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz göçle ilgili? Göçle ilgili Türkiye'nin zaten ciddi bir göç tecrübesi var ve Suriye krizin en başından beri giderek de ciddi tecrübeler kazanıldı ve artık en azından sınırın öte tarafında bu insanların temel insani ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Türkiye'nin temel politikası olduğunu görüyoruz. Zaten bu güvenli bölge iddiası da Türkiye'nin güvenli bölge ifadesi de aslında en başından beri bu göç olgusuna ilişkindi. Yani insanların rejimin veya diğer terörist unsurların saldırısından, baskısından uzak bir şekilde, güvenli bir şekilde yaşayabileceği alanlar oluşturulmasıydı. Dolayısıyla Türkiye en başından beri bu tecrübelerle beraber mutlaka olası bir ihtiyat planlarını hazırlamıştır. Yani A planı, B planı, C planı şeklinde planlamalara vardır. Ama tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu da en temenni edilmesi gereken şey insanların tekrar yerinden edilmesinin engellenmesi. Ve hatta bunun bir adım daha ötesine geçelim. Bu insanlar sadece yerlerinden edilmiyor, aynı zamanda ciddi katliamlara maruz kalıyor. Şu anda uluslararası toplum sadece Han Şeyhun örneğinde birkaç gün içinde 2000'den fazla bombalamanın olduğu bölgede herhangi bir insan varlığının yaşamayacağının farkında olmasına rağmen herhangi bir harekete geçme noktasında aciz kalıyor. Dolayısıyla Türkiye bir noktadan sonra, yani şu anda o aşamada değiliz ama eğer rejim saldırılarını arttırırsa ve Rusya da buna eşlik etmeye devam ederse Türkiye sadece insani krizin çözümüne yönelik adımlar değil, aynı zamanda sorunun çözümüne yönelik, yani sorunun kendi topraklarına gelmesine yönelik de ciddi harekete geçme ihtimali bulunmaktadır. Bu anlamda Türkiye'nin çeşitli teyakkuz planlarını yapmış olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki umarım o aşamaya gelmez. Ama o aşamaya geldiğinde Türkiye tek başına harekete geçmekten çekinmeyecektir. Zira bugün bahsetmiş olduğumuz o göç yoğunluğu dünya tarihinde belki de görülmemiş yoğunlukta bir göç akınını işaret ediyor. Şu anda sadece İdlib merkezinde 1.7 milyon insan, çevresiyle beraber düşündüğümüzde 3 milyona yakın insandan bahsediyoruz. Ve bu 3 milyona yakın insan rejim ilerledikçe giderek daha bir dar alana sıkışıyor. Ve bu dar alana sıkıştıkça da saldırılar artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle demin konuştuğumuz o zirve diplomasisi ile de ilişkili olarak hem rejimin saldırılarını durdurması ama aynı zamanda İdlib sonrası, yani bu saldırıların durdurulmasından sonraki aşamaları da konuşacak şekilde planlamalar yapması gerekiyor ki Eylül 16'sında planlanan Soçi görüşmesi de aslında biraz daha buna yönelik bir görüşme olacaktır. Dolayısıyla şu anda Suriye sahasında rejim açısından da diğer aktörler açısından da kısa vadeli oldu bitilere getirerek sonuçlar alma amacı güdüldüğünü görüyorum ben. Bu anlamda kısa vadede oldu bittiye getirme noktasında rejimin biraz daha bunu avantajına kullanmaya çalıştığını ve dolayısıyla Han Şeyhun'un örneğinde görüldüğü gibi ve yukarıya doğru ilerlemesinin olasılığında görüldüğü gibi bir şekilde kısa vadede ne elde edilebilirse onun yanına kar olduğunu göstermeye çalışıyor. Aslında biz bu filmi 2011'den beri seyrediyoruz. Yani bakıldığında bütün aktörler sahada, özellikle terör örgütü PKK-PYD bunu çok fazla yaptı. Evet. Sahada oldu bittiye getirerek toprakları kontrol altına alma, nüfusu zorla yerinden etme, demografiyi değiştirme ve yapay yapılar kurma şeklinde bir politika izledi. Ancak tarih bize şunu gösterdi. Geçmişte bölge dinamiklerini dikkate almadan yapılan bütün ittifaklar, dışarıdan destek alınarak yapılan, dışarıdan meşruiyet alınarak yapılan bütün ittifaklar hep akim kalmıştır, hep kadük kalmıştır. Burada da yine aynı şekilde orta ve uzun vadeli çözüme odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Hocam size bağlanmadan önce aslında bir de haber ilettik seyircilerimize. Rejim ve Rusya yine İdlib'i vurdu ve 9 sivil hayatını kaybetti. Şimdi hatırlatalım. 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan bir mutabakat var. Ve bu mutabakata rağmen saldırılar hala devam ediyor. Çatışmalar gerçekleşiyor. Sizce bu kapsamda Soçi mutabakatına zarar gelir mi ya da Soçi mutabakatı ortadan kalkar mı?
Soçi mütabakatını zaten şu an tam anlamıyla işlediğini söylemek güç. Yani eğer işlemiş olsaydı rejim ne Han Şeyhun'u alabilirdi ne de yukarıya doğru saldırılara bulunabilirdi. Aynı şekilde Rusya'da çeşitli bombardımanlarını yapmazdı. Soçi mütabakatında ciddi sıkıntılar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Soçi mütabakatının sona ermesi sadece Türkiye açısından değil Rusya ve rejim açısından da ciddi sonuçları olacak bir gelişme olacaktır. Dolayısıyla taraflar bir yandan Soçi mütabakatındaki eksiklikleri gidermeye ve birbirlerine yönetmiş oldukları eleştirileri dengelemeye, karşılamaya çalışırken bir yandan da sahada işte o biraz önce bahsetmiş olduğum oldu bittilerle küçük kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Açıkçası Soçi mütabakatının düzgün yürümediğini ancak yine de tarafların Soçi mütabakatı tarzında bir mütabakata ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Zira en nihayetinde İdlib konusu dışarıda kalsa bile yani diyelim ki rejim ve Rusya bütün İdlib'i bombardıman tabi tuttu. 3 milyon insanı yerinden etti. Ama en nihayetinde Suriye'deki sorunun krizin çözümüne yol açmayacak bir durum bu. Zira eğer yol açacak nedenler ortadan kaldırılsaydı bugün ne İdlib'in ne Halep'in ne de diğer Fırat'ın doğusunu konuşur olurduk. Şu anda Suriye krizini ortaya çıkaran sebepler hala yerli yerinde duruyor. En başta rejim ve rejimin saldırıları olmak üzere Suriye krizinin temel nedenleri orada duruyor ve bu nedenler üzerine gidilmedikçe zaten sorunun ilerlemesini bekleyemeyiz. Sözün özü İdlib mütabakatı, Soçi mütabakatı bir şekilde sakatlandı ancak tarafların yine de Soçi mütabakatına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.